geldin. Herkese merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Ay heyecandan. Sıcak mı yoksa bana mı öyle geliyor? Hepsi bir arada. Tamamdır. Merhabalar tekrardan. Merhaba. Herkese merhabalar. Ben Beyza Nur Ateş. Dur. Çok heyecanlıyım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. İşte ben buraya bu heyecan için geldim. Lazım. Süremizi alalım. Hemen başlatıyor muyuz ya? Bir iki dakika sonra başlatsak olmaz mıydı? Ne yapacaksın o iki dakikada? Ne söylemek istiyorsun? Ne bileyim, muhabbet uzatırdık. Bakalım, güzelse sonra uzatırız. Başlayalım. Tamamdır. Merhabalar, ben Beyza Nur Ateş. 21 yaşındayım. Normalde sağlık bakım teknisyeniyim ama kendi işimi şu an yapmıyorum. Kız arkadaşlarımla bir güzellik merkezi açıyoruz. Kocaeli, İzmit'te. Sonra böyle sorun. Ay. Nerelisin sen? Sivaslıyım ben. Burcun ne peki? Ha? Burcun. Terazi burcuyum. Terazi. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şurandaki dövme biber mi? Evet, o anlamı kapya ne? Biber. Onun bir anlamı var. Şöyle, bu iyi dostluğu, samimiyeti ve sadakati, böyle temiz dostluğu ifade ediyor. Bu normalde bunun üstünde böyle iki tane şeytan boynuzu yaptırmayı düşünüyorum. Bu dövmeyi bir kız arkadaşımla beraber yaptırmıştım. Bana ihanet etti. Ben de hayattaki insanlara karşı güvenimi kazanmamak için bu dövmeyi kapattırmıyorum. Bütün dövmelerinin bir anlamı var mı? Yani evet, çoğunun bir anlamı yani var. Tek tek sormak istemiyoruz şimdi. Süremiz de kısıtlı, onu sonra sorarız da. Başka Ahmet mi yazıyor? Şurada mı? Tamam. Evet, Ahmet yazıyor. Şöyle, benim annem iki kere evlendi. Benim öz babamın adı da Ahmet. Benim manevi babam vardı. Onun adı da Ahmet'ti. Geçen sene rahmetli babamı kaybettim. Manevi olan çok değer verdiğimi. Allah rahmet eylesin. Sağ olsun. Böyle bir olayından sonra adını yazmak istedim saygımdan. Yok, hiç problem peki, değil. Peki saçların sapsarı, kaşların simsiyah biri olarak benim saçlarım hakkında yani niye öyle bir yorum yaptın? Yani şöyle, senin aslında yanlış bir anlaşılma oldu artık. Konuşamıyorum da heyecandan, kusura bakma. Çok doğru. Ben aslında orada seni korumaya çalıştım, sen bana laf atsan da. Sen dedin ya, siz genelde esmer uzun boylu çocuklardan hoşlandığınız için diye. Ben de dedim ki aslında sen de esmersin. Sen bana dönüp işte sen de çakma sarışınsın deyince çok hoş olmadı aslında ama. Aslında o sana iltifat etmiş, sen onu gömmüşsün. Evet, biraz. Bayağı öyle oldu. Öyle söylemedin gibi hatırlıyorum. Ya belki yanlış hatırlıyor da olabilirim heyecandan şu an gerçekten. Peki ilişkilerinde güvensizlik yaşar mısın veyahut da kıskanç mısın aynı zamanda? Ya şöyle, ben bir insana kesinlikle %100 asla güvenilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Her zaman küçük bir noktada bir pay bırakılmalı. Bu yüzden tabii ki de güvenimi en yüksek seviyede tutmak isterim ama yani bilmiyorum, güvenmeyi tabii ki de isterim ama kimseye tamamen de güvenemem. Evet. Aldatıldın mı o yüzden mi? Yani herkes aldatılmıştır herhalde ya. Aldatılmayan var mı aramızda? Var benim. Ben şahit olmadım. Eğer de şahit yaşandıysa. Ben aldatıldım. Ama yalan değildir. O müziği çok açmasak gibi. Yaran var diyorsun. Muhittin abi kapat şarkı. Kapat o müziği. Saçlarını hep sarı mı kullanıyorsun? Siyah yok, aslında ben yeni değiştirdim. 2 hafta falan oluyor. Normalde evet. Saçlarım bakırdı benim. Sonrasında ha. Böyle bir değişiklik olsun evet, istedim kendime. Yakışmış, evet, tamam. Teşekkür İyi ederim. İyi saçlarım var hala. Evet. Direnebilmiş en azından. Çok ani oldu. Hiç sağ olsun kuaförüm. Bir sıkıntıda yaşamadım. Peki yönetmeyi mi yoksa yönetilmeyi mi seversin ilişkilerinde? Ben aslında şöyle bir değişiklik var. Ben bazı yerlerde yönetilmeyi seviyorum. Bazı alanlarda da yönetmeyi seviyorum. Ortadasın çünkü yani. Hani o hangi kısımda beni daha iyi yönetebilecekse o yönetsin. Evet. Benim eksik kaldığım kısımlarda, onun eksik yani. Kaldığı taraflarda anladım. Da ben onu yönetirim. Anladım. Bunu beğendi gibi. Beğendim evet. Ve şöyle bir şey var, galiba soy isim. Soy isimlerimiz diyoruz. Uyuyor, evet. Evet, soy isimlerimiz aynen. Aynı. Beyza Nur Ateş, Onur Ateş. Sormuştum geldiğinde de nereli olduğunu. Peki. Dedik ki bir akraba mıyız falan evet, değilmişiz. Vermek ister misin bro? Onur vermek ister misin? Yok. Yani. Yok, verebilirsiniz. Problem yok. O zaman bütün kadınlara, kızlarımıza hediyesi aynen. Var da. Tamam. Oradaki teşekkür ederim. Sevinirim. Tamamdır, hemen bakıyorum. O yüzden bize tekerlemeyi unutup çok blessed istiyorsun. Siz İzmit'te mi iş yeri açıyorsunuz bu arada arkadaşlarınızla? Evet. Orada mı yaşıyorsun? Ya aslında bir ayağım İstanbul'da, bir ayağım Kocaeli'de. Benim de, ben Kocaeli'de okudum çünkü üniversiteyi. 2 sene yaşadım. Artı Sakarya'da da yaşıyorum, iş yerimiz de orada. İstanbul'da hı-hı. Da yaşıyorum. Aynı benzer özellikler var yani. Aynen. Çok beklettim, biliyorum. Artık sana bir nefes kadar yakınım.
Teşekkür ederim hediyeleriniz ve bu güzel notunuz için. Hadi bakalım inşallah. Hepinize. Bay bay, teşekkür ederiz çok. Teşekkürler. Ne denirse bilmiyorum. Bütün her şey birbirine girdi. Ben net bir adamım yani. Çok şaşmaz bende. Bu güzel ama evet. Sana en yakın. Evet. Güzel. Ama ben zorum abi. Ben öyle hemen alayım ama hediye vereyim. Saygı duyuyorum. Yani bir hediyeyi de bir gönülsüz verdin sanki. Verip kararsın yani. Yanlış anlaşılmasın aman der gibi. Evet tam i̇şte, olarak işte biraz. Benim hatta akıl ayıp Onur'a da biraz hani yani. Bir etkileşim görünce yönlendirmek yok, güzel kız, ama evet. Olmadı. Evet ben. Ama nezaketen de vermek dedik. Onur'un yani. Da bu arada en fazla yaklaştığı gelin adayı diyebilir evet. Miyiz? Evet. Hoş buldum. İyi misin? Evet. Ha, dikkatli. Merhaba herkese. Dikkatli. Hoş geldin. Privet. Hoş buldum. Privet. Nasılsınız? İyiyiz. Biz iyiyiz ha. Teşekkür ederiz, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de. Saçların açık olunca da sarı. Toplayınca sanki evet. Koyu pudra evet. Gibiydi. Koyuydu, dün koyuydu değil mi saçı? Harbi sarı. Doğal sarışın. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel. Alıştınız mı? Adapte oldunuz mu? Sen adapte oldun. Sağ ol. Yani. Heyecanlı mısın? Evet. Şimdi oldum. O kadar bekledim ya. Vallahi kapanışı seninle yapıyoruz. Önden biraz sohbet etmek istersen sana biraz zaman ayırabilirim. Çünkü dün galiba değil mi? Oylamayla ilgili seni soracağım bir soru var mı? Evet evet, seni istemeden de olsa kırdım mı, ben hiç öyle bir hareket yaptım mı? Seni bugün çok yok. Mutsuz gördüm çünkü mutsuz olmanı istemiyorum, çok tatlı bir insansın. Yok öyle bir şey yok. Kırıldıysan çok özür dilerim, herhangi bir yanlış bir şey yapmamaya çalıştım yok, senin için. Asla yok, gelemem. Peki. Başlayalım mı? Peki o zaman evet. Süreyi başlatalım. Önce kendini anlat, sonra sorular gelsin. Evet. Benim adım Tatiana. Kısa Tatil diyebilirsiniz, Tanya da diyebilirsiniz. 25 yaşındayım, Rusyalıyım. Son zamandır stilistik yapıyorum İstanbul'da. İkisinde İstanbul'dayım. Stilistik yapıyor İstanbul'da. Biraz yüksek sesle konuşursa. İstanbul'da mı yaşamayı tercih edersin, Rusya'da mı yaşamayı tercih edersin? Türkiye'siz yaşamam artık, böyle değilim. Evet. Artık buraya alıştın. Seviyorsun burayı. Evet. Ne zaman buraya gelmeye karar verdin? Ne için buraya gelmek istedin Türkiye'ye? Ben... Dizi izlerken Türkçe öğrenmeye başladım. Çok gerçekten. Evet. Bir kere kız arkadaşımla Bodrum'a gittim tatil için. İşte ondan ilk defa Türkçe konuşmaya başladım. İkisini önce. Rusya'ya dönerken düşündüm. Tamam dedim. Gideyim bakayım falan filan. İşte geldim. Bir ay kaldım. Ondan sonra... Devam. Devam. Aşkı bulmak cesaret ister, buldum derken yıkılır hayaller, düşleyip sabredersin, vazgeçersen kaybedersin.